Burada ne yazdı bize? 6170 byte. Yani upload ettiğimiz dosyanın bilgilerini bu şekilde alabiliriz arkadaşlar. Şimdi hadi gelin burada bir if döngüsüyle bir uygulama yapalım. If diyelim. Ne yaptıralım burada? Parantezimizi açamadık. Süslü parantezlerimiz daha doğrusu. Arkadaşlar ne yapalım? Dosyanın tipine göre bir uygulama yaptıralım. Mesela sadece resim upload, mesela bir dosya upload ettireceğiz ve sadece bunun formatını JPEG ya da GIF formatı olmasını istiyoruz. Bunu nasıl yapacağız? İlk parantezin içine D type'ı yazıyoruz ve eşit değilse anlamına gelen ünlem ve eşittir işaretlerini koyuyoruz. İki tane çift tırnak arasında burada şunu bir yükle diyelim. Gördüğünüz gibi bize bir dosya formatı veriyor. Bunu kopyalayayım arkadaşlar. Şu iki tane çift tırnağın arasına yapıştırdım. Yani bu ne demek? Dosya formatı imaj JPEG değilse şunu yap diyeceğiz şimdi. Echo ile buraya bir şeyler yazdıralım. Mesela sadece JPG uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz. Şeklinde bir uyarı versin. Sadece JPEG uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz. Lütfen başka dosya formatı denemeyin. Sistem izin vermeyecektir. Şeklinde bir uyarımız olsun. Eğer dosyanın formatı JPEG değilse sadece JPEG uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz. Lütfen başka dosya formatı denemeyin. Sistem izin vermeyecektir. Şeklinde bir uyarı yazdık. Bu arkadaşlar format için mesela başka ne yapabiliriz? Else if ile bu örneği çoğaltabiliriz. Bir de boyut için yapalım. Boyut için nasıl olacak arkadaşlar? Şu şekilde normal parantezimizi de yazalım. O zaman neyi kullanacağız? D boyut değişkenini kullanacağız. D boyut mesela büyükse byte cinsinden yazıyordum. Ben sistemi fazla şişmesin diye 50 kilobayttan büyük resimleri yüklemek istemiyorsam buraya 50.000 yazacağım. Onu byte cinsinden gördüğü için. Büyükse ne diyeceğiz arkadaşlar? Bir echo ile yine uyarı yazdıralım. Yükleyeceğiniz, şurayı yanlış yazdık, dosyanın maksimum boyutu 50 kilobayt olabilir. Daha doğrusu olmalıdır. Aksi halde sistem dosyayı kabul etmeyecektir şeklinde bir uyarı yazalım. Arkadaşlar. Ve else diyelim. Eğer 50 kilobaytın altındaysa dosya ve JPEG formatındaysa bize bu bilgileri artık versin kodumuz. Yanlış tuşa bastık. Ve süslü parantezimizi açıp kapadık else için. Kodumuzu tamamladık. Bir if döngüsü yaptık. Bakalım döngümüz çalışıyor mu? Geri geldik. Logo, gördüğünüz gibi JPEG uzantılı bir dosya. JPEG resmi. Aç dediğim zaman aldı. Yükleye bastım. Sadece JPEG uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz diye bir uyarı verdi bize. Kodumuzu kontrol edelim. Uzantı bölümünde şurada gereksiz bir boşluk yapmışız. Yani formatı boşluk imaj JPEG olarak geliyor. Bu yüzden okuyamıyor. Şuradaki 50.000'e de görmüşken çift tırnağımızı koyalım. Orada da bir hata çıkmasın karşımıza. Ctrl S ile kaydettik. Şimdi gelelim göz attan logo JPEG
uzantılı olan dosyamız. Aç diyoruz, yükle diyoruz. Gördüğünüz gibi dosyanın bilgileri karşımıza geldi. Şimdi GIF formatında olan logo 1 isimli dosyayı seçiyoruz. Yükle dediğimiz zaman sadece JPEG uzantılı dosyaları yükleyebilirsiniz. Lütfen başka dosya formatı denemeyin. Sistem izin vermeyecektir. Uyarımızı aldık. Başka formatta izin vermiyor. Bir de şu boyut uygulaması yapalım. Neydi arkadaşlar? Bir logoyu açalım. 6000 byte. O zaman şunu mesela 50.000 değil de 5000 diyelim. Yani 5 kilobayttan 5000 byte'tan büyük olduğu için bakalım dosyayı yüklememize izin verecek mi? Göz attan logoyu seçtik. JPEG uzantılı ama bir boyut kısıtı koyduk. Yükle dediğimiz zaman yükleyeceğiniz dosyanın boyutu 50 değil 5 kilobayt diyeceğiz o zaman. CTRL-S ile kaydettik. Gel dedik. Hemen hızlı hızlı yapayım. 5 kilobayt olmalıdır. Aksel sistem kabul etmeyecektir. Neden böyle dedi arkadaşlar? Çünkü ben 5000'den büyükse bu şekilde uyarı ver dedim. Bu dosyanın bilgileri ekrana gelmedi. Bunu normal 50.000 yapalım. Yani 50 kilobayt iyidir. CTRL-S ile kaydettik. Ve ne yaptık arkadaşlar? Şimdi logoyu seçtiğimiz zaman bu uyarıyı verecektir bize. Yani bu derste size anlatmak istediğim upload etme şekli bu type'ı yani tipi şu koddan bakalım. File olan bir form ekledik, bir input tip ekledik, bir dosya ekledik, bir uygulama ekledik daha doğrusu. Daha sonra bunun bu şekilde files komutuyla bilgilerin çekilebileceğini gördük ve burada size dosyanın kaynağını, ismini, formatını ve boyutunu nasıl elde edebileceğimizi, nasıl görebileceğimizi gösterdik. Bir dahaki dersimizde upload etme işlemini göreceğiz. Şimdilik hoşça kalın.